İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle yine tığ işi, patik modeli paylaşacağım. Patiğimiz iki renkten oluşan bir model. İsterseniz siz her sıraya farklı model renkte uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde lila ile kremi tercih ettim. Patiğimizin uç kısmından başlanıyor, sihirli halka dediğimiz patik ucunu yapıyoruz. Daha sonra da toplamda 50 trabzanımız olana kadar arttırdıktan sonra mor rengimize geçiyoruz. Bir sıra mor, bir sıra krem şeklinde devam ediyoruz. Daha sonra da bir sıra şöyle ana rengimizden bir sıra trabzan yaptıktan sonra ayırma işlemimizi de yapıyoruz. Topuğu da yaptıktan sonra patiğimizi bitiriyoruz. Patiğimiz arkadaşlar bu şekilde çok kolay, güzel de şık da duran bir model. Şöyle patiğimiz için ben 2 numara tığ tercih ettim ve normal patiklik ip. Patik ucum için de arkadaşlar bu videomun altında da açıklamalar kısmını mavi linki tıklayarak oradan seyredebilirsiniz. Sihirli halka olan patik ucunu yaptım ben bunun için. Bakın şu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sıra olana kadar yaptım ve toplamda 50 tane trabzanım var. Şimdi hemen 5. sırayı yaptıktan sonra hemen diğer rengime geçiyorum. Evet, rengimizden şöyle bir zincir çekelim. Şöyle kremimizin arasından geçirelim. Aynı yere batalım şöyle. Mor rengimizle bir sık iğne yaptık. Bakın bir sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi yanına batıyorum. İkinci sık iğneyi yapıyorum. Yanına 3. sık iğneyi yaptım. Toplamda 3 tane yan yana sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Sayıyorum sırayla. 1, 2, 3. trabzanın başına şöyle bir trabzan yapıyorum. Yanına 2. trabzanı yapıyorum. Yanına 3. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını dolamıyorum. 1, 2, 3. trabzanın başına bir sık iğne yaptım. Yanına 2. sık iğneyi yaptım. Yanına 3. sık iğneyi yaptım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. 1, 2, 3. trabzanın başına bir trabzan yaptım. Başını doladım yanına 2. trabzan. Başını doladım yanına 3. trabzanı yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3. Aralarda hep 3 zincir arkadaşlar. Başını dolamıyorum. 1, 2, 3. trabzanımın başına şöyle bir sık iğne yaptım. Bakın görünüş bu şekilde. Yanına 2. sık iğnem. Yanına 3. sık iğne. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın bir sık iğne yapıyoruz. Bir de trabzan. Ama yaptıklarımız hep üçlü olacak arkadaşlar. Bakın 3 tane sık iğne yaptım. 3 trabzan, 3 sık iğne. Şimdi trabzanlı sıra. Başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzanımın başına bir trabzan yaptım. 2. trabzanı yaptım. Yanına 3. trabzanı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3. trabzanımın başına bir sık iğne yaptım. Yanına 2. yanına 3. sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. 1, 2, 3. trabzanımın başına şöyle bir trabzan yaptım. Başını doladım yanına 2. trabzan. Başını doladım yanına 3 tane yan yana trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Başını dolamıyorum. 1, 2, 3. trabzanımın başına bir sık iğne yaptım. Yanına 2. sık iğne. Yanına 3. sık iğnemi yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Başını doluyorum. 1, 2, 3. trabzanımın başına
bir trabzan yanına, ikinci trabzan yanına, üçüncü trabzanımı yaptım. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. Sayıyoruz. 1 2 3. trabzanım, bakın burası. Sık iğne yaptığım yerin şöyle başına şöyle batıyorum. Çekerken de diğer krem rengimle şöyle çektim. Bakın arkadaşlar, tam geldi. Bir eksik, bir fazla olabilir. Bazen sayılar yanlış olabiliyor. Hiç önemli değil. Bakın ilk sıramızı yaptık. Şimdi diğer rengimize geçtik. 1 2 3 zincir çektim. Başını doluyorum. Bakın bunu bir trabzan olarak sayıyorum. Başını doladım. Hemen bakın şu ikinci sık iğnenin başına batıyorum. İkinci trabzan. Başını doladım. Üçüncü sık iğnemin başına batıyorum. Üçüncü trabzanım. Yani toplamda 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın trabzan olan bölümümüz. Buraya da ilk trabzanın başına batıyorum. Bir sık iğne yaptım. İkinci trabzanımın başına bir sık iğne daha yaptım. Üçüncüsüne de bir sık iğne yaptım. Bakın trabzan olan bölümü sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın sık iğne olan bölümümüzdeyiz. İlkine batıyorum. Bir trabzan yaptım. İkincisine bir trabzan daha. Üçüncüsüne battım. Bir trabzan daha yaptım. Yani burada arkadaşlar sık iğne olan bölümümüzde trabzan, trabzan olan bölümümüzde de sık iğne yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Bakın trabzan olan bölümümüz, buraya da şöyle sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir, başını doladım. Şuraya şöyle. Trabzan yapıyoruz yine sık iğne olan bölümümüze. Bir, iki, üç zincir. Başını dolamıyorum. Bakın trabzan olduğu için buraya sık iğne yapıyoruz. İki, üç. 1 2 3 zincir, aralarda hep 3 zincir. Başını doluyorum. Burası sık iğne olan bölümümüz. Burayı da şöyle trabzan yapıyoruz. 3 tane de trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Bakın trabzan olan bölümüm, buraya da 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın 3 trabzanın üstüne 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Başını doladım. Bakın sık iğne olan bölümümüz. Buraya trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi sık iğne olan bölümümüze trabzan, trabzan olan bölümümüze de sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Başını dolamıyorum. Buraya sık iğne yapıyoruz. 3 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 3 zincir yaptım. Bakın şurada zincir çektiğimiz yer vardı. 3 tane trabzanı yaparken şurada 3 tane zincir çekmiştim. Bu zincirimi şöyle başına batıyorum. Ama mor rengimle şöyle çekiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir zincir çekelim. Aynı yere bir batalım. Sık iğne yapalım. İlk sık iğnemiz. İkinci trabzanın başına batıyoruz. İkinci sık iğnemiz. Üçüncü trabzanın başına batıyoruz. Üçüncü sık iğnemiz oldu. 1, 2, 3 zincir çektik. Başını doladım. Bakın burada da sık iğne olan bölümümüz, alt kısımda bakın trabzan yapmışız. Şimdi burada sık iğne üstte olduğu için biz buraya tersini yapıyoruz. Yani buraya bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Başını dolamıyorum. Bakın buraya da sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Buraya yine
Sık iğne vardı. Buraya yine trabzan yapıyorum. 3 tane trabzan yapıyoruz buraya. Bundan sonrası daha alışır. Daha kolay gelecek arkadaşlar. Daha alışılmış olacak. Bakın çünkü altta buraya hep trabzan olan bölüm gelecek. Aralarda sık iğne. Buraya da hep kremle trabzan yapacağız. Aralarda mor sık iğne. Yani renkler tek tekmiş gibi gözükecek. Aynı buradaki gibi. Bakın burada sadece trabzanlar mor renkten. Burada da kremler trabzan olarak gözüküyor. Aralarda bakın burada mor sık iğne. Burada da krem sık iğne. Aynı burada da aynı şekilde olacak. Yapacağımız işlem aralarda 3 zincir çekip şöyle bakın trabzan olan bölümü sık iğne yapıyoruz. Arada yine 3 zincir çekiyoruz ve sık iğne olan bölümümüzü de şöyle trabzan olarak devam ediyoruz. Modelimiz arkadaşlar bu şekilde. Oldukça kolay, basit. Sadece bir altta yaptığımız işlemin tersini yapacağız. Bakın burası trabzan olan bölüm, buraya sık iğne yapacağız. Burası sık iğne olan bölüm, buraya trabzan. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonumuza kadar yapalım. Geçiş iğne birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle sıra sonuma geldim. 3 zincir çektim. En son şurada sık iğne olan bölümüm. Bakın sık iğne olan bölümün ilk sık iğnemi şöyle başına batıyorum. Krem rengimle şöyle arasından geçiyorum. 3 zincir çekiyorum. Bunu bir trabzan olarak sayıyorum. Başını doluyorum. İkinci sık iğnemin başına bir trabzan yapıyorum. Başını doladım. 3. sık iğnemin başına da bir trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bakın dediğim yer arkadaşlar burası. Sık iğne yapmışım bakın krem rengimden. Şöyle daha önce sık iğne yapmışım. Üste trabzan var. Burada trabzan önceden yapılmış. Biz buraya sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın sık iğne olan bölüm. Buraya da tersine yani trabzan yapıyorum. Zincir çekiyorum. Sırada trabzan var. Buraya sık iğne yapıyorum. Sırayla her trabzanın başına birer tane sık iğne yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bakın krem renkli trabzanlar bir sırada, mor renkli trabzanlar da bir sırada duruyor. Aralarda bakın sık iğnelerimiz var. Bu şekilde arkadaşlar bakın buraya gelince de buraya 3 tane trabzan yapacağız. Buraya 3 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Görünüşte arkadaşlar bu şekilde. Şimdi sayalım kaç tane yapmışız. Şöyle ben krem rengimi sayıyorum. Bakın. Trabzanları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmışım. Bir sırada en son mordan yapmışız. Bakın. 7 sıra. 7 trabzan krem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de mor rengimizden olacak. 8 tane mor rengimizden olduktan sonra ipimizi kopartalım. Şöyle bir sıra etrafında krem rengimizle trabzanımızı geçelim. Toplamda trabzan sayımız burada da 50 tane olacak arkadaşlar. Karıştırmayalım. Burada başladığımız sayıyla aynı olacak. Zaten yerlerimiz belli. Bakın şu trabzanların başına 3, şu aralara 2 tane yapıyoruz. Tabi eksik fazla gelebilirse onu 50'ye tamamlayalım. Bu şekilde yapalım. Daha sonra da ayırma işlemimizi birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle mor rengimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Krem rengimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaptıktan sonra ipimizi koparttık. Şimdi arkadaşlar ipimize şöyle bir zincir çekiyoruz. Bakın ortada mor, yanlarda iki tane krem renk olanı bırakıyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane bırakıyorum yani şuradan 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Şu ortada iki tane olanın bakın şu bir tanesine batıyorum.
sık iğne olarak şöyle batıp 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Ayırma işlemi için ortada 3 tane trabzan şu kısımları bıraktım. Bu şekilde arkadaşlar şöyle trabzanlarımızı yapıyoruz. İpimizi de arada götürdük şöyle. Oldukça güzel, zevkli bir model arkadaşlar ama her videomda söylüyorum, yine siz bu yan kısımları yaparken ayağınızı ölçüp yapın. Çünkü el ayarı var. Ayak kısmı uymayabilir size. O yüzden ölçerek yapın. Ben normal kendi yaptığım gibi anlatıyorum. Siz de kendinize göre ayarlayıp yaparsanız daha iyi olur. Şu ipimizi de götürelim arada. Bu kısım dediğim gibi normal trabzan. Burayı şimdi yan taraftan geçip yine orada da 3 taneyi bırakıp yapacağız ki yan trabzanlarımızı yapalım. Topuk kısmımız gelene kadar. Bakın orta bırakacağımız 1, 2, 3. Şurayı da yapacağız. Bir daha bakalım. 1, 2, 3. Şurayı da yapalım. Evet arkadaşlar, bakın şöyle dediğim gibi ortada 3 tane, bakın 1, 2, 3 taneyi bıraktım. Şu ortada da hani 2 tane zincir çektiğimiz yer vardı ya, burada ikişer tane trabzan yapmıştık. Buradan da bakın bir tanesine battım, diğerini bıraktım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada ortaya daha hiç gelmiyoruz. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum ve normal trabzanımı yine yapmaya devam ediyorum. Diğer uçtan bu uca kadar. Bakın bu şekilde normal trabzan yapıyoruz. Daha model uygulamıyoruz. Topuk kısmımız gelene kadar arkadaşlar, bakın bu şekilde. Bu uçtan bu uca kadar yapacağız. Sayalım yan taraflarını. Burası bir sıra. Şöyle etrafını yaptığım yer, burayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra yapmışız. Yani 10. sırada topuğumuzu koymaya başlamışız. 10. sıraya arkadaşlar birlikte devam edelim. Şöyle, evet arkadaşlar, şöyle yan kısmımızı sayalım. Bakın bu ilk etrafını dolandığım trabzanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.sında buraya gelince yapılacak. Bu taraftan arkadaşlar trabzanımı yaptım. Burada aynı şekilde aynı sayıda yapınca benim ortada 7 tane trabzanım kalıyor sık iğnemi yapmak için. Şimdi tığımın başını dolamıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi başını doluyorum. Tekrar kalan trabzanlarımı da normal trabzan olarak devam ediyorum. Uca kadar bu şekilde devam edelim. Tekrar orta kısma gelince de şu kısmı birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, tekrar orta kısma geldim. Bakın ortada 7 tane sık iğne yaptığım yer. Şimdi burayı yine başını dolamıyoruz. İlkine batıyorum. İkincisine, üçüncüsüne battım. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Şöyle 4'ünü birden çektim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 1 battım. 2, 3 battım. Tığımda 4 tane var. 4'ünü birden çektim. Burada da bir tane sık iğnem kaldı. Onu da tek olarak yapıyorum. Yine burada trabzanlarıma devam ediyorum. Yine uca kadar gidelim. Ortaya gelince son işlemimiz kaldı. Onu da birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, tekrar orta kısımdayız. Bakın orta 3 tane boşluğumuz var. Önce ilkine
İkincisine ve üçüncüsüne batıyorum. Bakın tığımda yine 4 tane ilmeğim var. Dördünü birden şöyle çekiyorum. Başını doluyorum. Yine trabzan olan kısmıma şöyle devam ediyorum. Burası sadece trabzan. Orta kısımda sık iğne olan işlemimiz bitti. Uca kadar bu şekilde yapacağız. Daha sonra da birleştirmemizi yapacağız. Hemen buraya hızlı hızlı arkadaşlar trabzan yaparak geçişimizi yapalım. Sonuncusuna da şöyle battık. Ve şöyle patiğimizi şöyle tersten çeviriyoruz. Şurada ilk başta bakın alttakinin ilk başını şöyle başına batıyorum. Şöyle ilmeğin arasından geçirdik. Bu şekilde arkadaşlar bu kısmı böyle sık iğne yaparak uç kısma kadar gideceğiz. Bakın trabzanlarımızın başını üste batıyorum. Alttakine de aynı hizada olmasına dikkat edelim. Bu şekilde şu sıra sonumuza kadar gelip ipimizi kopartalım. Evet arkadaşlar, etrafından sık iğnemizi yaptık. Bakın patiğimizin diğer eşi de bu şekilde. Yine çok hoş, güzel bir model oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoma yorum ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.